Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa izlemenizi önermem. Ama tam tersine ilginizi çekiyorsa takip edip bildirimleri açarak yeni gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yeni bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu videoya çok like gelirse haftalık bonus videolar yapmaya başlayacağım. Şimdiden teşekkürler. Bugün gerçekten can yakan bir ihanetten bahsedeceğim. Bugün konumuz Melanie McCurry. Melanie 1972'de doğdu ve New Jersey'nin uzak bir kasabasında büyüdü. Melanie okulunda çok başarılıydı. Her zaman önceliği dersleriydi. Melanie ayrıca sınıfın birincisi olarak mezun olmuştu. Melanie liseyi bitirdikten sonra psikoloji okumak için Rutgers Üniversitesi'ne gitti. Sonrasında ise ani bir kararla hemşirelik okuluna gitmeye karar verdi. Aynı zamanda okula ödeme yapabilmek için, ayrıca da hayatını sürdürebilmek için garson olarak çalışmaya başladı. Ayrıca restoranda Bill McCurry adında bir adam da çalışıyordu. Bill ülkenin donanmasında 8 yıl görev yapmıştı ve görevi bittikten sonra daha önceden bıraktığı bilgisayar bölümünü bitirmek için geri dönmüştü. Bill aynı zamanda evliydi. Fakat evlilikleri çok da yolunda gitmiyordu. Bill evli bir adam olmasına rağmen aralarında bir çekim var gibi duruyordu. İki taraf da birbirlerine karşı boş değildi. Melanie ile tanıştıktan birkaç ay sonra Bill'in evliliği boşanmayla sona erdi ve hemen ardından çıkmaya başladılar. 1991 yılında Melanie ve Bill evlendi ve kendi ailelerini kurdular. Aralarında mükemmel bir uyum vardı. Sürekli şakalaşırlardı. Birbirlerine asla alınmazlardı. Dışarıdan gören birisi onların ilişkisini çok kıskanırdı. Kıskanılmayacak gibi de değildi. Bill evlendikten sonra yerel bir üniversitede bilişim alanında çalışmaya başladı. Sonrasında ise Melanie, New Jersey'de önde gelen bir doğum kliniğinde iş buldu. Melanie sadece bir hemşire değil, aynı zamanda hastaların dostu gibiydi. Oraya gelen herkesin dertlerine ortak oluyordu, onları dinliyordu, her konuda onların yanında olduğunu hissettiriyordu. Evlendikten kısa bir süre sonra Melanie ve Bill'in çocukları oldu. Ailenin neşesi gitgide artıyordu. Ailenin bir süre sonra yeni bir çocuğu daha oldu. Aile artık 4 kişi olmuştu. Daha rahat yaşayabilecekleri bir ev almak istiyorlardı. Fakat durumları bunun için müsait değildi. Ayrıca daha büyük bir ev yeni eşya masrafları demekti. Kazançları orta seviyenin üzerindeydi. Fakat konut fiyatları da gitgide artıyordu. Böylece Bill ikinci bir gelir kaynağı aramaya başladı. Bu arayış onu bahis oynamaya sürükledi. Bahis oynamayı çok sevmişti. Oyunlardaki heyecan ve tutkuya bayılıyordu. Bill bahis oynarken iyi bir galibiyet serisi yakalamıştı. 2004 yılına geldiğimizde aile 500 bin dolarlık bir eve peşinat koymak için yeterli paraya sahipti. 28 Nisan'da nihai belgeleri imzaladılar ve bir ay içinde yeni evlerine taşınmayı planlıyorlardı. Ancak kısa süre içinde işler değişecekti. Melanie olaylardan 48 saat sonra kocasına karşı bir yasaklama emri talep etmek için aile mahkemesine gitti. Bir gece önce korkunç bir kavgaya girdiklerini ve bunun şiddete dönüştüğünü iddia etti. Melanie'nin anlattıklarına göre Bill, önce yeni ev konusunda şikayetlerde bulundu, sonra ise Melanie'yi dikkatsiz bir anne olmakla suçladı. Aralarındaki tartışma dakikalar içinde kavgaya dönmüştü. Bill onu tokatladı. Daha sonra ise susması için ağzını çarşafla kapattı. Melanie daha sonra kendini kurtarmak için kaçtı ve kendini tuvalete kilitledi. Sonrasında ise kapıyı dinliyordu çünkü çok korkmuştu. Bill içeriden seni terk ediyorum diye bağırdıktan sonra eşyalarını topladı ve evi terk etti. Polisin dediğine göre Melanie, kocası onu ve çocuklarını terk ettiği için çok da üzgün görünmüyordu. Ayrıca nerede olduğu konusunda da pek endişeli değildi. Öte yandan Bill'in arkadaşları ise eşinin tam tersine çok endişelilerdi. Aralarında bir kavga geçmiş olabilirdi fakat bu kadar umursamaz olması kafa karıştırıcıydı. Bill'in arkadaşı olan Susan Rice bile sürekli ulaşmaya çalışıyordu fakat telefonu kapalıydı. Telefonu kapalı olduğu için sesli mesajlar göndermişti fakat gönderdiği sesli mesajlara da cevap alamamıştı. 5 Mayıs'ta bir balıkçı bir valiz buldu. İçerisinde 2 adet siyah poşet vardı. Onların içinde ise 2 tane kopmuş bacak vardı. İkinci bavul ise 11 Mayıs'ta bulundu. İçinde battaniyeye sarılı bir erkek kafası ve gövdesi vardı. 16 Mayıs'ta ise adamın kalan parçalarını içeren 3. bavul bulundu. Otopsi sonuçlarına göre kurban kalıntıları parçalanmadan ve bagaja doldurulmadan önce tabancayla vurularak öldürülmüştü.
Dedektifler ölüm nedenini belirlemiş olsalar da kurbanı teşhis edemediler. Böylece kalıntıların birleşik bir taslağını oluşturdular ve bir resim çizdirdiler. Bu resmi bölgeye dağıttılar ve tanıyan varsa iletişime geçmesini istediler. Bill'in arkadaşı olan Susan dağıtılan resimleri gördü. Görür görmez kalbi yerinden çıkacak gibi olmuştu. Gerçekten çok üzülmüştü. 21 Mayıs'ta Susan, Virginia Polis Departmanı ile iletişime geçti. Daha sonrasında o kurbanın Bill olduğunu doğruladı. Bill'in toplanıp evi terk ettiği iddiasından bir ay sonra Virginia Polisi New Jersey'ye gitti ve Melanie'ye ölümü bildirdi. Virginia Polis Departmanı'ndan Ray, Melanie'nin sarsılmış gibi göründüğünü ancak gözyaşı dökmediğini söyledi. Melanie polislere kocasını 3 haftadır görmediğini veya haber alamadığını söyledi. Dediğine göre çoktan boşanma davası açıp yeni bir daireye taşınmıştı. Ayrıca evi de satışa çıkarmıştı. Melanie ayrıca Bill'in kıyafetlerini poşetlere koyup insanlara dağıtmıştı. Polis kadınla konuşmayı bitirdikten sonra eskiden yaşadıkları evi görmek istedi. Çünkü anlattığı kavga orada olmuştu. Melanie onları eski eve götürdü. Ev satış yapmak için hazırlanmıştı, tamamen boşaltılmıştı ve yeniden boyanmıştı. Bu yüzden evde kanıtlanabilecek hiçbir şey yoktu. Polis daha sonrasında Melanie'ye kocasının kayıp olduğu günlerde nereye gidebileceğini sordu. Kadın hemen Atlantic City cevabını verdi. Sebebi sorulduğunda ise bir bahis bağımlısı olduğunu ve bahis oynamak için sürekli oraya gittiğini söyledi. Dedektifler olası bir ipucu bulma umuduyla Atlantic City'ye gittiler. Gittikten kısa bir süre sonra Bill'in aracını buldular. Bill'in aracı kullanılmayan bir araziye park edilmişti. Arabanın içinde herhangi bir iz yoktu. Ancak torpido gözünde çok güçlü bir sakinleştirici buldular. Daha sonrasında hemen ilacın reçetesi araştırıldı. Anlaşılana göre aynı ilaç Melanie'nin çalıştığı doğumhanede bir hastaya reçete edilmişti. Dedektifler reçeteyi yazan doktorla hemen temasa geçti. Ancak doktor o reçeteyi yazdığını reddetti ve imzasının sahte olabileceğini belirtti. Müfettişler bu ifade karşısında çok da ikna olmamıştı. Müfettişler daha sonra doktor ve Melanie arasındaki cep telefonu trafiğini kontrol ettiler. Melanie ile geç saatlerde ve hafta sonları sık sık birbirlerini aradıklarını fark ettiler. Eyalet polisi bunları öğrendikten sonra olayın üzerine gitmeye devam etti. Ardından bulunan bilgilere göre doktor ve Melanie'nin 3 yıldır ilişkisi vardı. Eşini yıllardır aldatmaya devam ediyordu. Bunları öğrenen polisler doktorun üzerine gitmeye başladı. Ardından doktor reçeteyi kendinin yazdığını itiraf etti. Sonrasında ise doktor hemen görevden alındı. Doktorun bu itirafına rağmen onu işlenen suçla bağlayan hiçbir kanıt yoktu. Ayrıca sadece reçeteyi yazdığını kabul ediyordu. Diğer suçlamaların tamamını reddediyordu. 2 Haziran 2005'te Melanie tutuklandı. Mahkeme 5 Mart 2007'de başladı. Savunma makamı Bill'i muhtemelen mafyayla bağı olan bir bahis bağımlısı olarak resmetti. Melanie'nin avukatları ayrıca Melanie'ye bağlı hiçbir olay yeri delili olmadığını söyledi. Savcılık ise işlenen suçtan tamamen Melanie'nin sorumlu olduğunu iddia etti. Ardından savcı aile mahkemesine gitmekle dahil olmak üzere tüm kanıtların Melanie'yi gösterdiğini savundu. Ayrıca daha sonrasında suç esnasında kullanılan tabanca bulundu. Bill'i öldürenle aynı türden bir tabanca satın almıştı. Ayrıca Bill'in kafası bir battaniye içine konulmuştu. Adli tıp battaniyeyi Melanie'nin çalıştığı yerde dahil olmak üzere New Jersey'deki tıbbi tesisler için battaniye yapan tedarikçiye kadar takip etti. Bu battaniye sadece sağlık kuruluşlarına satılıyordu. Bunun kanıtlanmış olması Melanie'nin suçlu olduğu iddiasını destekliyordu. Sonrasında ise Melanie'yi suçlayan en sağlam kanıtlardan biri sunuldu. Bedenin bulunduğu poşetlerle Melanie'nin eşinin eşyalarını dağıttığı poşetler aynı fabrikadan çıkmış gibi duruyordu. Birçok test yapıldıktan sonra bu sonuca varılmıştı. Ayrıca parmak izleri de eşleşiyordu. Bunun dışında evde ele geçirilen bilgisayarın arama geçmişinde bulundukları eyaletin yasaları araştırılmıştı. Zehirler ve ölüm yöntemleri hakkında da yapılan aramalar mevcuttu. İddia makamı Melanie'nin büyük olasılıkla ilacı kocasına bir içecekle verdiğini, uyurken onu vurduğunu, sonra da onu parçaladığını iddia etti. Ayrıca bedenin atıldığı gün Melanie'nin arabasıyla çantaların atıldığı tahmin edilen köprüden geçtiği kanıtlandı. Melanie ise buna karşılık olarak daha ucuza mobilya almak için başka bir eyalete gittiğini iddia etti. O yüzden o köprüden geçmişti, bedenin atılmasıyla hiçbir alakası yoktu. Yani en azından Melanie'nin ifadesi bu şekilde. Ancak jüri Melanie'yi adam öldürme, yalancı şahitlik, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve insan kalıntılarına saygısızlık etmekten suçlu buldu.
Sonunda ise eşini öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve kalan suçlamalar için 15 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Tüm bu olayların sonunda çocukların velayeti Bill'in ailesine verildi. Melanie ise defalarca bu konuyu itiraz etse de herhangi bir sonuç alamadı. Evet, konumuz buraya kadardı. Kurnazca uygulanmış bir plan gibi görünse de yapılan hatalar sayesinde olay çözülmüş oldu. Özellikle ilacı kendi çalıştığı yerden reçete etmesi, battaniyeyi çalıştığı kurumdan almış olması, kullanılan poşetlerin aynı olması, hepsi kocaman birer delil. Olayın aydınlatılması beni gerçekten çok mutlu etti. Konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.